Kur'an'la çelişen dünya kadar rivayet hadis kitaplarına girmiş. Mesela Abdullah İbni Ömer, yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, tam rivayet edilen veya onun rivayet ettiği söylenen bir hadis var. Medine'den, Mekke'den Medine'ye geliyorlarmış bir gün. Uzun uzun anlatıyor. Seyahatimiz sırasında diyor, işte filan yere gelince anlatıyormuş. İşte biz peygamberin zamanında şöyle yapardık, peygamberin zamanında böyle yapardık, işte o şöyle ederdi, o böyle ederdi, bilmem ne yapardı falan filan. Yanındaki anlatıyor diyor, anlatıyordu hep. Bir yere geldik diyor, daha Medine'ye gelmedik. Yani Mekke'yle Medine arasında deveyle Medine'ye doğru geliyoruz. Hac dönüşümüzdür, nedir artık. Bir yerde diyor, Abdullah bin Ömer devesini durdurdu, devesinden indi. 15-20 biz de diyor durduk, yani neden indi? Bekliyoruz, hani o konuşuyor, biz dinliyoruz ya. Devesini durdurdu, indi deveden ve işte 15-20 adım kadar gitti. Bir çalının dibinde abdestini yapıyor gibi oturdu. Bir süre öyle kaldı. Ondan sonra da kalktı, geldi, deveye bindi ve yeniden yürümeye, devam etmeye başladı. Biz kendisine dedik ki, ey Abdullah bin Ömer, ey Abdullah, yani Ömer'in oğlu Abdullah, evet, sen ne yaptın, yani şu yaptığın hareket neydi? O bize yine şöyle söyledi diyor Rabi. Bir gün yine şimdi olduğu gibi aramızda Resulullah'ın da bulunduğu bir kafileyle Mekke'den Medine'ye geliyorduk. Biz o konuşuyor, biz dinliyorduk. Abdullah bin Ömer bunları anlatıyor. Ondan sonra Muş, yani öyle rivayette. O söylüyor, biz dinliyorduk. Benim devemi durdurduğum yere gelince Allah'ın Resulü de bindiği deveyi, üzerinde konuşa geldiği deveyi durdurdu. Ondan indi. Benim yürüdüğüm miktar kadar yürüdü. Bir çalının arkasında defi hacet etti. Yani büyük abdestini yaptı. Sonra geldi, deveye bindi ve yola devam ettik. Ben onun yaptığını yaparak, onun sünnetini işledim. Yani biraz evvel yaptığım şey oydu. Aynen böyle, yani bu hadis kitabında aynen böyle yazıyor. Şimdi beyler nasıl söylemeli bilmiyorum. Yani akıl var, izan var. Bir peygamberin ümmeti olmak için, onun ümmeti olmak isteyen kimselerin, çişinin veya kakasının da, onun çişinin veya kakasının geldiği yerde, geldiği saatte mi gelmesi gerekir? Hem bu mümkün mü? Yani gel de gülme. Öyle mi gerekir yani? Böyle din olur mu? Bu nasıl dindir? Bu belli ki anlayış düzeyinin düşüklüğünün ifadesidir. Şu anlatılan olayın kitaplarının baş köşesinde yeri var. Şu anlatılan olayın dinle uzaktan yakından alakası olmaz.